Şimdi hiçbir düşünce kendi mutlakını getiremediği için, kendi de beşer ürünü bir eser olduğu için, şimdi orada başa geçtiği anda da yeni idare etme hakkına değil aslında. Yani milliyetçi olmuş, bilmem ne olmuş falan filan, bunların hiçbiri onları kurtarmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada mesela en güzel rejim demokrasi diyorsun. Bilmiyorum, biraz çatallı mı çıkmaya başladı sesim ama. Şimdi şöyle bir hadise var. Diyelim ben mesela şu kadar parti var. İşte en çok hangi parti alırsa o başı geçecek mesela. Diyelim bir parti 25, %25'ini almış. E şimdi şu toplumun %75'i bunu istemiyor. E bu idare ediyor. Şimdi çoğunluk idaresi falan diyorsun. Hangi çoğunluğun iradesi? Bir de bu seçme kurallarını kim koyuyor? Seçme kurallarını ben koymuyorum ki. O bana diyor şu kurallar içinde seçim yapacaksın diyor. Ben de sana diyorum ki o kurallar içinde seçim yaparken, seçim yapacaksın derken sen bu kuralları nereden çıkardın diyorum. Neticede bu her şeyde lidere giden bir hadisedir, gruba giden bir hadisedir filan. Ondan sonra bunun pratiğe geçirilmesi babında bir kemiyet bir yerde gelir. Mesela meclis dersin ona, bilmem ne dersin filan. Şimdi burada idare eden, edilen ayrımında buna çok dikkat edin. İslam'dan başka şeyin önünde, Allah'ın önünde padişah da birdir, kul da birdir. Ve şeriat önünde padişah da birdir, idare edilen de birdir. Burada padişah deyince hemen padişahlığı istiyor filan gibi böyle ucuz şeyler yapılmasın diye söylüyorum. Misal veriyor padişah. Şimdi mevzu padişahlık filan değil. Ben muhakemeden, mantıktan bahsediyorum.